öldürüyor beni. Gizli bir zehir gibi yavaş yavaş. Neredeydin? Hasan Has Türer'in hazırlayıp sunduğu Taşlar Dökülürken'in bu haftaki konukları Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sander Manavoğlu ve Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk. Taşlar dökülürken her çarşamba saat 20.15'te Kıbrıs TV'de. Melodilerle şiirin raksı. Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Bugünkü Aralık Kapı'da siz değerli izleyicilerimizin yoğun istekleri üzerine Hizber Hikmet Ağalar'ın Eski Lefkoşa'da Semtler ve Anılar adlı kitabından bir bölümü yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu pro, bu paylaşacağım yazı Haydar Paşa Sokağı'nı anlatıyor sevgili izleyiciler. Haydar Paşa Selimiye Camii'nin doğusunda çok eski ve ünlü bir semt. Bir zamanlar Kıbrıs'ın yegane Türk Lisesi de bu yoldaydı, Rüştiyesi de. Bu sokağın tarifini yapmak değil, romanını yazmak gerekir. Ben bu sokakta doğdum, büyüdüm, okula gittim. Halen de günlerimi, mesleğim icabı burada geçirmekteyim. Onun için bu sokak çocukluğumdan beri bütün hayatımın acı ve tatlı anılarıyla doludur. Her gidişin, girişini, çıt, çıkışını çok iyi biliyorum diye yazmış Hizber Hikmet Ağlar. Eski Lefkoşa'da Semtler ve Anılar adlı kitabında ve Haydarpaşa Sokağı'nı anlatmaya şöyle devam ediyor. Haydarpaşa Sokağı'nın başında aynı adı taşıyan bir cami ile karşılıklı iki de okul binası vardı. Diğer bir ismi de Ağlar Camii olan bu kutsal ibadetgah Lefkoşa'nın 1570'de Osmanlılar tarafından fethinden önce Santa Katerina adıyla bilinen ünlü bir kiliseydi. Caminin avlusunda bulunan okul binası vaktiyle Rüştiye'ydi. Hatta o dönemdeki müdürün soyadından ya da lakabından ötürü bu okul Tarakçı Mektebi olarak bilinirdi. Tarakçıdan sonra ise oranın müdürü Kıbrıs Türk marifine büyük emek ve hizmetler vermiş olan Ahmet Selahattin Bey'di. Selahattin Bey'in okulda kurduğu disiplin ve otorite bilenler tarafından hala anlatılmakta ve örnek olarak gösterilmektedir. Daha sonra bu bina uzun yıllar Haydarpaşa İlkokulu olarak kullanıldı. O dönemde ilkokula ben de burada başlamıştım. 1950'li yılların sonuna doğru ise Kıbrıs'ta ilk Türk ticaret lisesi olan Haydarpaşa Ticaret Lisesi burada açılmıştı. 1969'dan 1975 yılına kadar da burası İngiliz okulunun emrine verilmişti. Daha sonraki yıllarda da bir süre İskan Bakanlığı'na bağlı bir göçmen yurdu olmuş ve o dönemde gelip giden birçok yerli ve yabancı kimseleri uzun süre barındırmıştı. Uzun yıllar süren bu yurt işi bozulduktan sonra bu defada İskan Bakanlığının ambarları olan bina birkaç yılda boş kalmıştı. Günümüzde yakın bir geçmişte ise oraya eski eserler ve müzeler dairesi müdürlüğü taşınmış bulunmaktaydı. İnşallah devlet idareciliği becerimiz gelişir de bundan böyle her alanda köklü bir yerleşme ve durulma olur diyor Hizber Hikmet ağlar. <laughs> Rüştüye karşısındaki Bayraktar Türk Maarif Koleji olan ve üç bloktan oluşan toplu binalarında tarihi, eski, hikayesi uzun ve maceraları çoktur. Bugün hayatta olan yaşlı bazı Levkoşalıların da bilip hatırladıklarına göre, şimdiki kolej binalarının bulunduğu arsa üzerinde vaktiyle bir akıl hastanesi vardı. 1914 tarihini taşıyan eski bir Lefkoşa şehir planında da bu yer tımarhane olarak gösterilmişti. Akıl Hastanesi İngilizlerin Cenk Tepesi'nde şimdiki Hilton Oteli yanında Akropolis bölgesinde yaptıkları ve o döneme göre modern sayılan binalara taşınınca eskiler uzun süre boş kalmış. Daha sonra da biraz tamir edilerek 3-4 yıl okul olarak kullanılmıştı. Oradaki bütün eski yapıların kökten yıkılarak yerine İngiliz kışla mimarisi tarzında yeni binaların yapılması ise 1930'lu yılların başındadır. O devirde Kıbrıs'ın terk tek Türk lisesi olan Kıbrıs İslam Lisesi'ndeki öğretim de 1932 yılından itibaren burada devam etmiştir. Bu güzel başlangıç İngiliz yönetiminin bazı ters uygulamaları dışında mutlu bir şekilde sürüp gider. Ancak 2. Dünya Savaşı dolayısıyla 1941-42 ders yılında lisemiz Lapta kasabasına taşınınca Okul binalarının bahtında yeni bir değişiklik olur. Almanlar tarafından işgal edilen Yunanistan'dan Kıbrıs'a mülteci olarak gelen Yunanlıların genellikle genç kızlarını ve kadınlarını İngilizler getirip bizim lise binalarına yerleştirirler. Bu durumda okul oldu mu bir göçmen yurdu. Ama Yunan kızlarının burada barınmaları uzun sürmemiş ve 15 ay kadar sonra ortadan oradan başka bir tarafa aktarılmıştı. Ama bu defada onlardan boşalan yere İngilizlerin Kıbrıs'taki silahlı kuvvetlerine bağlı bir ikmal birliği gelip yerleşmiş ve kocaman çelik fırınlarını da okulun avlusuna kurmuşlardı. Bu fırınlarda pişirilen ekmekler birliklerin günlük ihtiyacını karşılamakta ve askerlerin belirli tayin merkezlerine her gün dağılmaktaydı. 9 ay kadar burasını işgal eden İngiliz İhmal Birliği, 1943'ün yaz aylarında başka bir bölgeye yerleştirilmiş ve o günkü adıyla Kıbrıs İslam Lisesi de 1943 44 ders yılında kendi binalarında yeniden talim ve terbiyeye başlamıştı. Geçirdiği birçok değişikliklerden sonra adı yine Kıbrıs Türk Erkek Lisesi olarak kalan bu irfan yurdu, geçen yıllar içerisinde yetiştirdiği değerli öğrenciler yanında birçok da sosyal ve kültürel etkinliklere sahne olmuştu. Son olarak 1963 Aralık ayından itibaren Mücahitler Kışlası olarak toplumun o yıllardaki savunmasına adanmış ve bu işlevi 1974 Barış Harekatı'ndan sonraya kadar sürmüştü. <laughs> Sevgili izleyiciler, Haydarpaşa İlkokulu'nun hemen bitişiğindeki ev bizimdir diyor Hizber Hikmet Ağlar. Babam bu evi 1924 yılında Ekmekçi Ahmet A adında birisinden satın almış. Aile büyüklerinin anlattıklarına göre o zamanki ev iki avlu ortasında bulunan viran bir lüzinyan kalıntısıymış. Gotik kemerli ve iki kanatlı geniş kapıdan avluya girilir, sağdaki merdivenden de hanaya çıkılırmış. Yine kemerli bir sofadan da alt odalara geçilirmiş. Rivayete göre bu bina Lüzinyan ve Venedik dönemlerinde bölgede bulunan Santa Caterina adlı kiliseye bağlı bir manastırın kadınlar bölümüymüş. Bunda bir gerçek payı olsa gerek. Çünkü 1953 yılında babama ait yeni bir inşaat için orada yapılan temel kazılarında yer altından birçok kırık sütun ve heykel parçaları ile kadınlara ait olduğu anlaşılan kol ve bacak kemikleriyle bazı kafa taslarının çıktığını ben çok iyi hatırlıyorum. Herhalde o zamanki kilisenin küçük mezarlığı da bu manastırın avlusundaymış. Günümüzde bile çevredeki bazı eski binaları, onların duvarlarını, kemerlerini hatta diğer kalıntılarını inceleyecek olursak bu bölgenin vaktiyle dinsel bir kompleks olduğunu daha iyi anlayacağız. 1953 yılındaki son inşaattan yıllar önce ben henüz doğmadan babam o çok eski ve viran Venedik evini yıktırarak 1930 yılında ailenin ikameti için oraya yeni bir ev yaptırmış. Bu ev tek katlı, upuzun bir sofası ve karşılıklı altı büyük odası olan tipik bir Lefkoşa eviydi. Arkasında da içinde çeşitli meyve ağaçları olan, alabildiğine büyük bir avlu uzanmaktaydı. İşte ben bu evde doğmuşum. Evdeyip geçmeyin, kalın kerpiç duvarları, kocaman odaları, yüksek bir tavanı, bol pencereleri olan, devamlı güneş gören, aydınlık ve havalı bir bina. Yapılışında bölgenin antikalığı ile ilgili enteresan şöyle bir de hikayesi var. 1930 yılında evin yapımı sırasında kazılan bir kuyuda Santa Katerina Kilisesi'ne doğru uzanan bir yeraltı geçidi ortaya çıkmış. Yer yer harap olan bu yolun orta, oradan da Ayasofya'ya yöneldiği saptanmış. Bu dehlize girip meraklı incelemeler yapan içinde biraz da ilerleyen yapıcı ustası ve yanındaki iki kişi herhangi bir tehlikeye karşı tehlikeyle karşılaşmaktan korkarak geri dönmüşler ve kuyudaki geçidi de köreltmişler ben bu olayı ta çocukluğumdan beri aile içinde hep duya gelmişim bundan da başka rivayetlerden de anlaşıldığına göre Lüzinyanlar ve venedikliler zamanında levkoşa'nın sadece bu mahallesinde değil, daha birçok bölgelerinde çeşitli maksatlar için yer altında yapılmış gizli yollar ve geçitler var. Bunlar da herhalde saray, konak, katedral, manastır ve kışla gibi önemli ve özel yerleri birbirine güvenli olarak bağlamaktaydı. Tümüyle Kıbrıs'ın Özellikle Lefkoşa kentinin imarına büyük özen gösteren Lüzinyanların bu konudaki titizlikleri yapılan araştırmalarda her geçen gün daha da belirginleşmekteydi. Ama bazen bir soruya takılır kalırım. Acaba bizim bugün Haydarpaşa dediğimiz bu sokağın Lüzinyanlar daha sonra da Venedikliler zamanında adı neydi? Burası bir sokak mıydı yoksa kapıları birbirine açılan geçitler miydi kim bilir Geçip giden zaman içinde insanlar bu yerleri o kadar tahrip ettiler ki maziye ait fazla bir bilgiye sahip olamıyoruz Evimizin yanında ona benzer hanayla bir eski zaman evi daha vardı ki gün gelecek o da bizimkiyle aynı kaderi paylaşacaktı bu ev Nafiye Hanım adında yaşlı bir kimseye aitti. Bu hanım ölen ablasının Fatma, Suat ve Ayşe adındaki üç kızıyla birlikte burada yaşıyordu. Nafiye Hanım'ın vefatından sonra yapılan mal taksiminde bu ev Suat Hanım'a kalmıştı. Kız kardeşlerin üçü de zamanda evlenmişler ve başka yerlere taşınarak bu evi boşaltmışlardı. Suat Hanım çok büyük olan bu evi alt ve üst kat olmak üzere ikiye bölmüş ve kiraya vermişti. Alt katı bir polis emeklisi olan Larnakalı Mehmet Efendi kiralamıştı. Karısı Fatma Hanım da ilk kadın gardiyanlardandı. Daha doğrusu sanık kadınlar mahkemeye çıkıncaya kadar bu hanımın evinde ve gözetiminde tutulurdu. Levkoşa'ya gelişlerinden sonra Fatma Hanım bu işten vazgeçmiş ve yeni kiraladıkları evin bir köşesine kurduğu tezgahında ev işlerinden artan zamanlarında gece gündüz demeden bez dokumaya başlamıştı. Üst kattaki kiracılarsa evin yıkılacağı güne kadar üç defa değişmiş bunları da tanıyacağız. Suat Hanım'ın ikiye böldüğü evin üst katının ilk kiracısı Levkoşa'nın ünlü Hocacıklar ailesinden Ama Mustafa Efendi'ydi. Eşi Şerife Hanım'la 1938 yılının sonlarına doğru bu eve taşındıklarında ben henüz 3 yaşında minnacık bir çocuktum. Yeni komşularımız kısa zamanda bütün mahalledeki ailelerle kaynaşmışlar, iyilikleriyle ve melek gibi huylarıyla da herkese kendilerini sevdirip saydırmışlardı kendi çocukları olmadığı için olacak ki beni çok sevmişler ve bir evlat gibi bağırlarına basmışlardı. Kendilerini minnet ve rahmetle anarak belirteyim ki daha sonraları birçok kez ev değiştirmiş olmalarına rağmen bana olan sevgi ve ilgileri ölümlerine kadar devam etmişti. Mustafa Efendi gençliğinde iyi bir medrese öğrenimi görmüştü. Daha yüksek bir tahsil için İstanbul'a gitmeye hazırlandığı bir sırada gözleri rahatsızlanmış ve yıllarca süren çeşitli muayene ve tedavilere rağmen en sonunda yine de görmez olmuştu. Çocukluğumdan beri hatırladığıma ve büyüdükten sonra da çok iyi tespit ettiğime göre ben hayatta Mustafa Efendi kadar iman, sabır ve tevekkül sahibi bir kimse görmedim. Genç yaşta gözlerinin görmez olmasına da kardeşinin kendisiyle olan işbirliğini bozup kendini üzmesine de bir kez bile ağzını açıp tek kelime söylememişti. Mahallemize taşındıklarında belediye pazarı girişindeki bir dükkanda evlatlığı Ali'nin yardımcılığıyla bakkallık yapmaktaydı. Ama Mustafa Efendi ve hanımı bu evde iki yıl kadar kaldıktan sonra yine bu sokakta bulunan başka bir eve taşınmışlardı. Onlardan boşalan evi de ailesiyle birlikte Limasol'dan Lefkoşa'ya taşınan hapishane görevlisi İbrahim Bey kiralamıştı. Bu süre içinde ben iki yaş daha büyümüş tatlı yaramazlıklarımla ve saf çocuklu davranışlarımla yeni komşuların da gönüllerini fethetmiştim. Ben de onları çok sevmiştim ki evin hanımı rahmetli Fatma Hanım teyzenin annem sensin diyerek koynuna sokulur ve bütün ısrarlara rağmen kendi evimize gitmek istemezdim. O zaman henüz lise öğrencisi olan Ziya ağabey de beni sık sık bisikletinin önüne oturtarak dolaştırırdı. Hey gidi zaman. Ne tatlı günlerdi o günler babaları İbrahim Bey'in ani ölümünden sonra Fatma Hanımlar başka bir mahalleye taşınmışlardı. Bu ailenin de 2-3 yıl süren samimi komşuluklarının özellikle benim çocukluk anılarım arasında unutulmaz bir yeri vardır. Lefkoşa'daki birçok eski zaman evi gibi bu evinde hem elektriği yok hem de suyu hanaya çıkmazdı. Bu yüzdendir ki içine giren kiracılar birkaç yıl kaldıktan sonra ilk fırsatta daha uygun bir ev bulup derhal oraya taşınırlardı. Bu defada eve yepyeni ve çok renkli kiracılar gelmişti. Ama bunlar ötekiler gibi tek bir aile değil, evin odalarını teker teker paylaşan değişik tip, meslek ve yaratılışta olan insanlardı. Evin en büyük odasına Kemaneci Mustafa dayı ve eşi Lütfiye abla yerleşmişlerdi. 13 yaşındaki oğulları Münir ve onun birkaç yaş küçüğü olan kızları Ayşe de hep birlikte bu odada kalacaklardı. Gözleri görmez olan Mustafa dayı düğünlerde Hürlük abla ve diğer başka çalgıcılarla birlikte keman çalar, zamanlarda da el arabasının üzerinde sigara ve kuru yemiş satardı. Ayrıca kendi gibi görmez olan Ramazan adındaki bir delikanlıya da pratik keman dersleri verirdi. Öteki odaların birinde lakabı uzun halayık olan Meryem adında bir kadın, diğerinde de çamaşırcı Boncuk Emin'e kalırdı. Evin en bakımlı ve mertekleri cilalı olan odasını da baflı Enver ve karısı Halide Hanım tutmuşlardı. Enver Bey tatlıcıydı anari pampam denen bir çeşit norlu börek yapar ve bisikletinin üzerinde gezdirerek satardı. Enver Bey'in kendisinden 5-6 yaş büyük olan ağabeyi Satrettin de Hanay'ın altındaki yer odasında kalırdı. Satrettin hiç evlenmemişti. Her gün kardeşinin yaptığı böreklerden bir sini doldurur ve onları başka semtlerde satarak navakasını çıkarmaya çalışırdı. O zamanlar şimdiki gibi sosyal yardımlar ya da çeşitli sigortalar ne gezerdi. Fakirlikse işte böyle viran evler ve odalar boyuydu. Bir de Doktor Behiç Bey'in dramını anlatıyor Hizber Hikmet Ağlar sevgili izleyiciler. Bunu eski Lefkoşa'lılar bu dramı çok iyi hatırlarlar. Bir uçtan öteki uca Haydarpaşa sokağı tam 300 adımdır. Bu mesafe bütün kent ölçülerine göre oldukça kısa sayılır. Ama bu kısacık yol içerisinde eski hayatı süratle unutulmakta olan Levkoşa'nın renkli bir kesiti yer almaktaydı. Şöyle ki, daha önce anlattığım camiden, karşılıklı iki okul binasından ve bunlara komşu olan birkaç eski zaman evinden başka bu sokakta anlatmaya değer daha değişik yerler ve kişiler de vardır. Mesela iki kocaman konak vardı ki bunlar eski Levkoşa evlerinin tipik örneklerinden sayılırdı. Bunlardan biri Müsevvizade Derviş Bey'e, diğeri de Beyrut'un varlıklı Türk ailelerinden olup vaktiyle Kıbrıs'a gelip yerleşen Hüsnü Efendi'ye aitti. Hüsnü Efendi, kuru bir iftira yüzünden karısı Fatma Hanım'ı vurup öldüren Doktor Behiç Bey'in kayınpederiydi. İyi bir memuriyetten emekli ayrıldıktan sonra rahat edeceğini ve yaşlılığını huzur içinde geçireceğini hayal ederken hiçbir yüz, bir hiç yüzünden kızının öldürülmesiyle sonsuz bir acıya düşmüştü. <laughs> Doktor Behiç Bey memleketin tanınmış ve sayılan bir simasıydı. Ama bazı çiğ kalpli kimseler topluma büyük yararlara geçen ve düzenli bir hayatı olan Behiç Bey'i kıskanıyorlar ve adeta varlığını hazmedemiyorlardı. Onların sürekli fitneleri ve zehirli okları ne yazık ki sonunda etkisini göstermiş ve asabi bir anında doktor sevgili karısına kıymıştı. Fatma Hanım mezara kendisi de ipe gidince acaba o fena insanların cebine ne girmişti? Maalesef kötü kimselerin şerleri hem çevrelerindekine hem de toplumlarına her zaman büyük zararlar getirir. İşte bu hazin olayda böyle olmuş ve ne yazık ki koca doktor da eşi de güme gitmişti. <laughs> Damadının idam edilmesiyle gerek Hüsnü Efendi gerekse bütün ailesi bu kahredici facia ile yanıp kavrulmaya başlamıştı. Hele bütün bu olup bitenlerden sonra halkın dedikodusu da mutahası bir aile terbiyesi görmüş olan rahmetli Hüsnü Efendi'nin ızdırabına tuz biber ekmişti. Sonunda mali sıkıntı içine düşen ve borçlarını ödeyemeyen ailenin konağı müzayedede ala ona ala diye satış, satışa çıkarıldı. Rahmetli babam açık artırma sonunda burasını 400 Kıbrıs lirasına satın almış, 5-6 ay sonra da devamlı ısrarlarına dayanamayıp Ömer Yeliz Yağda Yağcı Ahmet Efendi'ye 50 lira fazlasına satmıştı. Ömer ya mahallesindeki evlerinden bu konağa taşındıktan sonra bütün Yağcı ailesi 45 yıl burada yaşamışlardı. Bugün de yağcılara ait olan bu eski zaman konağı yerinde duruyorsa da içinde yapılan birçok değişikliklerden dolayı eski özelliğini kaybetmiştir. Müsevizade'nin konağına gelince eski evkaf ev muraslarından Sör Mehmet Münir Bey'in eniştesi olan Lefkoşa Belediyesi'nin 60 yıl önceki Türk Başkatibi Derviş Bey'in Haydarpaşa sokağındaki konağı da anlatmaya değer cinstendi. Bu konağın ana giriş kapısından başka bir bahçe ve araba, bir de hizmetçi bölümüne ait olan iki kapısı daha vardı. Konağın kocaman bahçesinde dut, incir, portakal, mandalina, nar hatta badem gibi çeşitli meyve ağaçları bulunurdu. Bunların yanında gül, karanfil ve zambak gibi çiçekler de yetiştirilirdi. Eve ait bütün işlerin yanında bu bahçenin bakımını da Hacı Madina adındaki yanakları yarık bir Afrika zencisi olan Dadı yerine getirirdi. Hacı Madina çocukken hizmetçi bölümünde tek başına yaşar, kendine benzer birini bulup da evlenme sevdasına düşmesin diye sokağa çıkmasına katiyen müsaade edilmezdi. Zaman zaman konağa gelen bahçıvan bahçenin belleme ve ağaçların da budama ve çapalama işlerini yapardı. Konağın yaklaşık 10 ton su alan kocaman bir havuzu vardı. İçinde yüzen iri iri kırmızı balıkları seyretmek için çocukluğumda sık sık buraya gitmek isterdim. Bu arzum biraz da ailemizin yakınlığından cesaret almaktaydı. Çünkü konağın sahipleriyle hem komşu hem de yakın akrabalığımız vardı. Derviş beylerin büyük kızı Mesade Hanım amcam doktor Atabey'in eşiydi. Evin diğer üç kızı, kızı ise sırasıyla Fıtnat, Vildan ve Baykan hanımlardı. Tek erkek evlat da Sayın Mehmet idi. Lefkoşa'da daha sonraları avukatlık yapmıştı Mehmet Müsevvitoğlu. Derviş Bey yaşlandığında bile güzel giyinmeyi seven bir kimseydi. Ayakkabılarının üzerinde mutlaka tozluk bulunur, elinde de her zaman baston taşırdı. Daima kat kravat giyinir, köstekli saati yeleğinden, konca gülü de yakasından hiç eksik olmazdı. Evlatlarının hepsi de okumuştu. Hatta üç kızı o zamanın Victoria Kız Lisesi'nde öğretmenlik de yapmışlardı. Müsevvizzade Derviş Bey de eşi Şefika Hanım da memleketin eski ve köklü ailelerindendi. Sağlıklarında, konağında içindekilerinde neşesi ve cıvıldayışı çok canlıydı. Müsevvizzade Derviş Bey'in ölümünden sonra varisleri evini daha küçük 3-4 parsele bölerek sattılar. Sonunda zaten ne hizmetçi tadı kalmıştı ne de havuzun tadı. Ve bu sokakta bir diğer konak sevgili izleyiciler. Lord Kitchener'in yaşadığı ev. <laughs> Sokağının hikayesini anlattığım bu yazı dizisinde Haydar Paşa'nın adı sürekli olarak anılmaktadır. Kimdir yüzyıllardır ünlü yaşayan bu Türk büyüğü? İstanbul'umuzun bir Haydar Paşası olur da Lefkoşa'mızın olmaz mı? Şerefli adı bir camiye okula, sokağa ve mahalleye verilen bu paşa kimdi bilir misiniz? 1570 yılında Kıbrıs'a gelen fetih ordusundaki yiğitlerden bir yiğit. Kıbrıs'ın Türkleşmesinde rolü olan mimarlardan da birisiydi. Rivayete göre fetih boyunca özellikle Lefkoşa'nın zaptında büyük yararlıklar göstermiş. Fetih'ten sonra da birliğiyle bir süre Lefkoşa'da kalarak kentin imarına ve gelişmesine öncülük etmişti. Bu süre içinde de o günlerde harap bir halde bulunan Santa Katerina Kilisesi'ni tamir ettirerek yıkılmaktan kurtarmış ve camiye çevirmişti. Bugünün insanı merak edip araştırmadıkça eski yiğitlerimizi ve hayırseverlerimizi nereden bilsin? Haydar Paşa'ymış, Abdi Çavuş'muş, Muzaffer Paşa'ymış der, duyar geçeriz. Ama yararlıklarını, cengaverliklerini, menkıbelerini arayıp sorar mıyız? Bilsek ki onların yiğitçe, cömertçe ve cesurca yaşadıkları hayatlarının hikayesi yanında bizim anlatacaklarımız pek yavan kalır, utanırız. Haydar Paşa konusunda da böyleyiz işte. Kim onların yaptığı hayırları, eserleri biliyor, vakıfları ne alemde, şartlarına riayet ediliyor mu? Ne gezer? Ya vakfiyeleri nerede? Okuyan hesap sorar mı? Neyse biz sokağımızı adım adım incelemeye devam edelim. Müsevizade konağının karşısında Haydarpaşa ile Karababa sokaklarının kesiştiği köşe başında yine 1570 yılındaki Fethin şehitlerinden olan Karababa adında bir yiğidin türbesi ve dergahı vardır. Şükürler olsun ki bu kutsal makamı asli hüviyetinden hiçbir şey yitirmeden günümüze kadar ulaşabilmiştir. Lefkoşa ile ilgili yabancı dillerdeki broşür ve kitaplarda buna benzer diğer şehit türbelerine kısıtlı olarak yer verilmese de bunlar vardır ve inkar edilemez birer realitedir. Bu eserler bize ait olan ebedi ve milli ecdat yadigarlarıdır adaya kan dökülerek kurulan mühürlerimizdir onun içindir ki biz bunları her fırsatta anıyor ve yeni yetişen nesillerimize de aktararak öğretmeye çalışıyoruz bize vatan olan güzel Kıbrıs'ımızda asırların geliştirdiği Kıbrıslı ama Türk bilincinizi delemeden yaşatmak ve varlığımızı sürdürebilmek için evet sevgili izleyiciler Bugünlük bu kadar diyerek programımıza son veriyoruz. Haftaya yeniden birlikte oluncaya kadar sağlıkla, sevgi ve saygıyla kalın diyoruz efendim. Melodilerle şiirin raksı. Hasan Has hazırlayıp sunduğu taşlar dökülürkenin bu haftaki konukları. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sander Manavoğlu ve Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk. Taşlar Dökülürken her çarşamba saat 20.15'te Kıbrıs TV'de. çok mutlu olur, biz de çok mutlu oluruz. Başka ailesinden kimse yoksa biz yanlarına gittiğimizde samimi olduğumuz zaman bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Çünkü bir insana iyilik yaptığında karşılık beklersen bence o iyilik olmuyor. olur ve iyi niyetli bir şekilde yaptığımız zaman hem insanlar mutlu oluyor, hem biz mutlu oluyoruz ve böylelikle bu yayılıyor ve bütün insanlar mutlu oluyor. Bütün devletimle mesela, hani geçen sefer karşılıksız iyilik yaparsa herkes mutlu olur ve en azından okullarda ya da başka bir yerlerde keşke bize iyilik yapmanın faydalarını, karşılıksız iyiliği, ve yaptığımız zaman herkesin mutlu olacağını keşke birazcık daha anlatsalar. Benim adım Cansel Aksu, iyilik gönülleri üyesi. İnsanların en değerlisi, insanları seven ve onlara faydalı olanlar. Biz de bugün arkadaşlarımızla birlikte büyüklerimizi ziyaret etmeye ve mutlu etmeye geldik. Hayat kısa, onu doya doya yaşa ama yaşarken de insanları sevindirmeyi unutma. eskisi gibi yaptık. Yani hellime keçi sütünü ve koyun sütünü de kattık. Sonra geleneklerimizi aldık. Biraz tecrübe ve teknolojiyle harmanladık ve Arden hellimi yarattık. E usul eskilerden tadı gelenekten. Huzurlarınızda Arden. Çimen, çamur ve yağ anında çıkartan yeni formül yetkililer tarafından test edildiği onayla... Pardon, pardon. Ben onay vermedim. Bu yetkili benim kocam olur. 11 yıllık eşiyim. Bir kere çamaşır yıkadın.